Abi basketbol maçını çok fazla yorumlarda taraftarlarımız sormuş. Biliyorsun Bursa Spor'a konuk olduk. Uzatmalara giden karşılaşmada kaybettik ama maçtaki e, olaylar e, çok konuşuldu. Mesela koçumuz e, Duşan Alipiyeviç, Nedim Yücel ve Delik Needham için bir pankart var. E, onun dışında taraftarların ve Bursa Spor'da Beşiktaş'ta yetişmiş olan bazı sporcuların da bazı saygısızlıkları var. Yayıncı kuruluş da çok gündeme geldi. E, bu küfürlerin olduğu sırada. E, tribünde renkli görüntüler var vesaire tarzında bir sözler var. Yani bu Bursa Spor maçı ile ilgili bir değerlendirme almak istesem. Bir sen kere de... bir kere şuradan bir girelim. Şimdi deplasman deplasman gibi olmalı bir kere. Ben orada oralarda bu konuşulanların hiçbirisinde yokum. Olur abi deplasmanda bunları yaşarsın. Yaşayacaksın. <laughs> Ki adı deplasman olsun. Buraya ben o, öyle flamı açmışlar. Bağırmışlar. O olacak abi bunlar deplasmana gidiyorsun. Böyle olacak. O atmosferi yaşayacak. yapar yapmaz e, oradaki e, izin verirler, hakem anons eder bilmem ne. Bak buralar ayrı bir şey. <laughs> Ama deplasman böyle bağıracaksın. Ne Yunanistan'da nasıl? Arjantin'de nasıl? Brezilya'da nasıl? Deplasmana gittin mi abi? Deplasmanı yaşayacaksın. Ne yaptılar ya? Hani tırsacaksan tısmaktan elin kalkmayacak sayı atmaya. Tamam ha. Ama aynısını ben İstanbul'da da isterim. Tabii. Aynı ben baskıyı koyduğumda da bana daha birinci dakikada hakem anons çarptırmayacak. Tribünü boşaltırım demeyecek. Anladın mı? İşte burada da kim giriyor devre yönetim. <laughs> deplasmanı bunları yaşarsın kardeşim. Buralarda sıkıntı yok. Deplasmana gittim mi ooo, her şey olur. Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Göztepe. Gidersin buralara. Trabzon. Böyle yaşayacaksın deplasmanı. Sıkıntı yok. Ama aynısını ben İstanbul'da isterim. Ben de o baskıyı koydum da beni engelleme. Beni engellediğin anda o zaman ne oluyor? Benim midem ağrımaya Tarsızlık. başlıyor. E tabi abi. Sen hakem efendi neler bağırdılar? Halimizi, hatırımızı, komple sülalemizi sordular. Tamam baba. Sen anonsun nerede? Niye anons etmiyorsun hakim olarak? Sahi boşaltırım niye demiyorsun? Ki basketbolda çok rahat bir şey bu yani. Ki yani gibi de ay, kanun var ya. Kanun var. Ne yaptın? İkinci uzatmada yani be, normal süre bitti 5 dakika uz ilk devre <laughs> uzatıldığında ancak o zaman yaptın ikinci anonsu. Maç bitmiş zaten. <laughs> yani oluyor mu böyle şey? O da şey için muhtemelen abi hani anons yaptık diyebilmek için. Dolayısıyla e, ben oralarda filan maçın ha burada yayıncı kuruluş ayrı bir konu. Tabii. Yayıncı kuruluş mesela ne yapıyor UEFA Avrupa Kupası maçlarında X kulübün taraftarı meşale yakıyor mesela. Göstermiyor. Onu göstermiyor. Sen şimdi o film açılmış niye gösteriyorsun yayıncı kuruluş? Etik değil. Bak ayrıştırman lazım. Beşiktaş yönetimi de. Konuları birbirine içine sokarsa başarılı olamaz. Evet. Konuları ayıracaksın. Oradaki ev sahibi takımın taraftarının yaptıklarını taraftardır, deplasmandır, bakacağım. olur diye bakacaksın. Ama yayıncı bunu kuruluşu. insanların gözünü içine sokan yayıncı kuruluşa karşı ayrı bir önlem alacaksın ve konuşacaksın. Evet. Alem ee, Dusan ne demiş? Benden özür dilemedikleri sürece ben daha demiş önce kuracak konuşmayacağım demiş. Böyle olacak. Yoksa Kuş deplasman, sergilecek. deplasman gibi yaşanacak. Abi buralarda hiç sıkıntı yok. Öyle gelişirsin. Acıyı hissederek gelişirsin. Gittin lay lay lom gittin geldin abi hiçbir şey gelişmezsin. <laughs> Ama ben aynı şeyi konuşuyorum. Ben de burada o baskıyı koyduğum zaman bana hakem daha birinci dakikada sahayı boşaltırım. İşte bilmem ne cezası o be olmayacak burada da bence bu e, şu anda kim var basketbol federasyon başında Hidayet mi var gene? Evet. Hidayet'in bu konuyla ilgili e, çıkıp açıklama yapması hatta basketbol e, şubelerini toplayıp bunlarla ilgili toplantı yapılması lazım. Mesela Beşiktaş'ta ciddi bence böyle bir problem var yani. Beşiktaş taraftarına e, baskı kurması için e, işte izin verilmiyor. Hakem hemen düdüğü çalıyor anons yaptırıyor. Sahayı boşaltırız diyor. Ha, yapıyorlar. Taraftar siniyor. ama boşaltmasın diye falan filan. Böyle olmaması lazım. Kesinlikle. Yoksa oralarda yaşanacak abicim. Öyle bir şey yok. Deplasmana gidiyorsun yiyeceksin. O şeyleri yaşayacaksın. Ama dediğim gibi burada da olduğu zaman da buna engel olma yani. Ben de orada yapıyor bana. E ben burada ona yapamıyorum. E, nerede eşit rekabet? Kalmıyor eşit rekabet. Dolayısıyla e, bununla ilgili basketbol şubesinin... E, bu eşgüdüm toplantılarında eee işte Basketbol Federasyonu yaptığı bu ortak toplantılarda, toplantılarda ortak da. toplantılarda bunları dile getirip bunlarla ilgili e, görüş olması lazım. Ya da şu anda eğer bana yok kardeşim bizim kanun böyle diyorsanlar o zaman e, ev sahibi taraftara bence 2 3 maç, 4 maç hatta ceza verilmesi lazım. Seyircisi oynama cezası verilmesi lazım. Sağın içerisine de bakacak olursak çok git geldi bir maçtı ama e, sanki iyi bir şutör eksikliği var takımda abi. Yani şutör eksikliği de var. Ee, o baskın karşısında kalabalıkta hakemlerin e, çaldığı düdüklere karşı direnecek. Ya yani maç 6 saniye kala 70 70 maçı oraya getirmişsin. At 70 60 değil mi Şutör yok diyorsun. Gitti attı adam şimdi 70 70 oldu. Top bir döndü. Onlar da 6 saniye kala yakaladık topu tekrar 3 saniyede 3 tane şut çektik çemberin içine ya. 3 de girmedi. Şimdi Biraz i̇şte, top da sevecek. Anladın mı? Yani, o maçı bitirmiştin zaten orada. Ee, dolayısıyla top sevmedi. Ama işte benim yani çok sevdiğim bir laf vardı. Şans hazırlıklı kafalara güler. Sen 9 sayı öndeyken buralara Konu getirmeyecektin maçı. Ne oldu? Girmedi. Atak. üç tane ataktan boş döndün. Top kaptırdın. İşte yoruldun. 2 saatten fazla sürdü maç yani. Dolayısıyla e, ama ben şeyde değilim. Maç bu ya. Kaybedersin ya, kardeşim. Hani Gidiyorsun orada 3000-4000 kişinin önünde maç yapıyorsun neticede. Kolay, kolay değil. Kolay değil. Kaybedersin de hiç sıkıntı Bunlardan yok. Ders Benim için önemli olan. olan ciddi ciddi. Mücadele etti mi takım? Etti. Ha, tamam abicim sağlık olsun. Burada yenersin eşitlersin durumu. Hiç önemli değil. Ee, dediğim gibi önemli olan oradaki mücadeleydi. Maça asılmaktı. Ee, çekilmemekti. Oynadın. Kalite olarak da belli yerlerde öne de çıktın. Ama belli yerden sonra da artık o top işte o girecek o top. Evet. Nasıl ki sen e, sondan bir maç evvel Gaziantep'le oynuyorduk galiba. Top çemberin içinden dolandı, girmedi. Girse küme düşüyorsun. Evet. Çıktı dışarıya. Allah korusun. E, yani işte e, bu da öyle bir şey oldu. Abi basketbolda bu mağlubiyetin üstüne artık güzel şeylerden de bahsedelim istiyorum. Hem basketbol takımımızın sponsorlarından hem de zaman zaman gündem Beşiktaş'ın da sponsoru sponsoru olan ee, Nov Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Solmaz'ın yaptığı bir proje var. Ee, sana ufak bir bahsetmiştim bu konuyla ilgili. Bu öğrenci sayılarını arttırarak daha fazla insanın maça gelmesini istiyor. Daha fazla çocuğu Beşiktaş tribünlerine getirip orada Beşiktaş basketbol takımını izletmek istiyor. Belki ileride onlardan bir Beşiktaş sporcusu yetişebilir. Bu konuyu sormak istiyorum abi sana. Sence bu projenin geliştirilmesi, daha da farklı bir hal alması Beşiktaş'a da tabii ki katkı sağlar. Kesinlikle katılıyorum. Ee, hem çocuklara sporu sevdirmek e, hem bu branşta e, belli yerlerde bir 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi olarak bakmamak lazım Kesinlikle bu olaya. O sayı daha da e, artabilir. Babası, arkadaşları yarın bu çocuk bugün ortaokula gidiyor, ertesi gün liseye gidecek. Evet. Lisedeki benimsemesi e, çocukları sokaklarda değil de işte Salonlarda sporun içinde görmek. buralarda büyütmek, buralardan verim alabilmek çok önemli bir proje bence. Ee, dediğim gibi ama yani bunlar için özel bir tribün yapılması lazım. Ee, o özel tribünde e, yani şimdi kalabalık maçlarda atıyorum. Eğer şimdi Beşiktaş havaya girerse ilk üçe ilk 4'e oynayıp da orada playoff'lara falan kalırsa E zaten o çocuklar 30-40 kişi hani şey olmaz. Ama dediğim gibi bir yerden başlamak, el vermek, evet. götürmek bence önemli. Hatta yanılmıyorsam basketbolun da sponsoru. Evet evet. Basket, erkek yapı. basketbol takımımızın ikisinin e, de sponsoru. Da sponsoru e, i̇yi şeyler yapmaya çalışan herkesin yanında olmak lazım. Spor adına. sporcuyla beraber. Sporla beraber. Beşiktaş'a. Bulunduğu Beşiktaş'a yarar kim bir şey yapıyorsa onun yanında olmak lazım. Kendisine teşekkür ederiz. Benim en çok sevindiren şey şu olmuş abi. Bu takımla bu okullardaki beden eğitimi öğretmenleriyle görüşüyormuş ve bir hafta öğretmenin görüştüğü öğretmen bir sonraki hafta arayıp ya bu sefer 20 çocuk gelmek istiyor diyormuş. E tabii o... Bu seferin artması çok kıymetli bir şey. Çocuklar gördük mü ister. Tabii. tabii. Önemli olan ama işte Beşiktaş'ı aşılamak Aynen, işte orada evet. ilgiyi göstermek. Beşiktaş oradaki şube sorunlarının sayın Umut, Tahir Güneş, Barış Dillioğlu bunların oralarda çocukları ağırlaması. Bunların evet. hepsi çok önemli. Ee, i̇yi. Çok iyi bir şey bence.